Babul icareti ila nisfin nehari. Günün ortasına değin adam çalıştırmak. İki bin yüz kırk sekiz nolu hadis. Haddethena Süleyman ibn Harbin. Bize Süleyman bin Harp anlattı. Haddethena Hammadun. Bize Hammad anlattı. An Eyyub'a. O da Eyyub'tan. An Nafi'in. O da Nafi'den. An İbni Umar'a. O da İbni Ömer'den. Radıyallahu anhuma. Allah o ikisinden razı olsun. عن النبي صلى الله عليه وسلم او دا نبي صلى الله عليه وسلم دن قال dedi ki مثلكم sizin misaliniz ومثل اهل الكتابين ve şu iki kitabın halkının misali Yahudileri ve Hristiyanları kastediyor olmalı كمثل رجل bir adamın durumu gibi ki İste'cara ucera'a, belli kimseleri çalıştırmaya koyuldu. Fekale, dedi ki, men ya'melu, kim çalışır, li, benim için, min gudvetin, sabah erkenden, ila nisfin nehari, günün ortasına değin. Ala qiratin, qirat karşılığında, bu bir ölçü, bu kadar para karşılığında kim sabahtan öğlene kadar çalışır. فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ Yahudiler çalıştılar. ثُمَّ قَالَ Sonra dedi ki, مَنْ يَعْمَلُ لِي Kim çalışır benim için? مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ Günün ortasından اِلَى صَلَاتِ الْعَصْرِ İkindi vaktine değin. عَلَى قِيرَاتٍ Yine aynı ölçü karşılığında, قِيرَات karşılığında, aynı paraya. فَعَمِلَتِ النَّصَارَى Bu kez de Hristiyanlar çalıştılar. ثُمَّ قَالَ Sonra dedi ki, مَنْ يَعْمَلُ لِي Kim çalışır benim için? مِنَ الْعَصْرِ ikindi vaktinden اِلَى اَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ Güneş batıncaya değin. عَلَى قِيرَاتَيْنِ İki kırat karşılığında. Bunu anlatan Allah'ın elçisi فَاَنْتُمْ هُمْ diyor. İşte siz onlarsınız. Yani ikiden akşama değin iki kırat karşılığında çalışan. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ Yahudiler kızdılar bunun üzerine. وَالنَّصَارَى ve Hristiyanlar kızdılar. فَقَالُوا dediler ki مَهْلَنَا اَكْثَرَ عَمَلًا Niye biz iş bakımından daha çok وَاَقَلَّ عَطَاءً Ama karşılık bakımından daha az. Hem çok çalıştık hem de az ücret alıyoruz. قَالَ Allah Azze ve Celle onlara dedi ki هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ Size hakkınızdan bir şey eksik verdim mi? Bir kırat karşılığında kim çalışır dedim. Giriştiniz, çalıştınız, hakkınızı verdim. Size bir şey eksiltmiş değilim ki. Kalu dediler ki, la hayır, eksiltmiş değilsin. Kale bunun üzerine dedi ki, fezalike fadli, bu benim fazlım, lütfum, ihsanım. Utihi men eşa'u, onu dilediğime veririm. İmam Buhari bu hadisi günün ortasına değin çalışmak başlığı altında veriyor. Hadiste normal bildik bir çalışma değildi. Cenab-ı Hak ile kulları arasındaki bir benzetme konu edilmiş. Ama İmam Buhari buradan süreli çalıştırılabilir mi insanlar? Hani bir günlüğüne çalıştırılabilir. Peki günün parçalı dilimlerinde çalıştırılabilirler mi? Onu hükme bağlamaya çalışıyorum. Hadiste böyle bir örnek verilebildiğine göre olur demeye getiriyor. Peki Resulullah'ın teşbihinden bu çalışma boyutundan çıkarsak, konu şu anda Buhari'de iş ve işçi hayatı,
hadisin dini yüzüyle bakmaya çalışırsak, şu mesajı veriyor kanımca: Allah Azze ve Celle mülkün sahibidir. Vaat ettiği, yani şuna karşılık şunu yapın dediği kimselere karşılığını vermişken, başkalarına daha fazlasını vermeye hak sahibidir. Bunu engellemez. Hukukta da böyledir. Yani bir insan bir adamı çalıştırır, başka bir gün başka birini çalıştırır, ona daha fazlasını verir. Önceki adam duysa da gelse, ya ertesi gün benden sonra filancayı çalıştırmışsın bir gün, ama ona daha çok vermişsin. Adam diyecek ki, sana ne? Atı iyi olarak verdim yani. Çalışmasından sonra daha fazlasını da hediye olarak verdim. O kendi mülküm. Hiç çalıştırmadığım halde verdiklerim de var diyebilir. Yani böyle gidip kendilerine hediyede bulunduğum kimseler de var. Bu sebeple mülk sahibinin mülkündeki tasarrufuna engel değildir. Zaten hadisin sonundaki ifade bir ayet kökenli bir ifadedir. Kur'an'da birkaç kez tekrarlanan bir ifadedir. ذَٰلِكَ فَضُّ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى. Dolayısıyla ne edin edin, Allah Azze ve Celle'nin gönlünü kazanmaya bakın. Allah Azze ve Celle'nin fazlı geniştir. Dilerse çok çok abartılı verebilir. Başkalarına şu kadar verdi, artık bana daha fazlasını vermez gibi düşünmeyin. Bu rivayet sanıyorum böyle bir mesaj veriyor. Gerçi farklı tarihlerinde farklı bilgiler de var. 2148 bab başlığımız altındaki yegane hadis buymuş zaten. Sıradaki bab başlığımıza geçelim.